Bakalım siber etkili olacak mı? İşte ilk planı. Verilen sözler yerine getirilemeyince ilçelerini bir çırpıda il yaptılar. Az sonra... Kimler yok mu? Şu verilen sözler. Doğu insanı daha da fazla inanır sözlere. Daha umutla bakarlar yapacaklarını. İşte bu insanların yaşadığı bir ilçedeyiz. Urfa, Siverek'te. Sivere'ye de mi bir söz verilmiş diyeceksiniz? Tabii. Ardahan, Şırnak, Bayburt gibi il olma sözleri verilmiş oraya da siyasiler tarafından. Birkaç oy için tekrar tekrar sizi il yapacağız denmiş Siverekliler'e. Beklemiş Siverekliler umutla. Ama aradan geçen zamanda ne gelen olmuş ne de il yapan. Zavallı Siverekli başlamış konuşmaya. Başbakanı da, bakanı da, milletvekili de bize söz vermişti. Hani il olacaktık diye. Memleketimiz vilayet hak etmiştir. Ve bu sevgi bize çok görmesinler. Siverek 1926-28 yıllarına kadar vilayetti. Bu müktesep hakkımızı istiyoruz. Başka herhangi söyleyecek bir şeyimiz yoktur. Ama Siverekliler geç anlamışlar siyasi arenada verilen sözlerin pek de yerine getirilemediğini. Bunların sadece vaat olduğunu. Apar topar bir hazırlığa girmişler. Büyüklerinin kendilerine verdiği sözün değerini de hiç akıllarından çıkarmamışlar. İşte Siverekliler'in içinden biri Koç Ali Ayvaz hemen işe başlamış ve ilk iş olarak Sivere'yi İl Yapma ve Kalkındırma Derneği kurmuş. Kamuoyu yaratılmaya başlanmış böylece. İnsanların tek tek fikri alınmış. Sivere'nin il olması Sivere halkı için iyi olur. Tabii biz hepimiz bunu istiyoruz. 45 senedir çalışıyoruz. Kimse bizim hakkımızı vermiyor. 45 sene Celal Bayar'ı getirdik, buraya sahneye çıkarttık. Gene vermedi, bugün olacak. Hak istiyoruz ya. Bakılmış ki herkes ilçelerinin il olmasını istiyor. Kocaman bir tak yapılmış ve ilçenin girişine asılmış. Siverek iline hoş geldiniz. Evet, siyasiler bu sözü verdiler ve ihmal ettiler. Ama Siverekli bu sözü kendi kendine yerine getirdi. Onlar kendi kendine il olmayı başardılar. Tabii yasa dışı bir yoldan, tatlı bir espriyle. Biz onlara illerinde mutluluklar diliyoruz. Sözleri verenlere de siyasi yaşamlarında başarılar.